Buyurun. Hocam ben lise son öğrencisiyim. Oo, süper. Bilişim ve teknoloji. Girdiniz misin ama? Nasıl geçti? İyiydi. Güzeldi. Evet. Yazılımda mobil platformun geleceğini size sormak istiyorum. Geleceği var tabii ki. Yani şu anda çok ciddi bir pazar oluştu. Bunlar her 5-10 senede bir oluşan gap'lerdir. Teknolojide, bilişim dünyasında böyle boşluklar oluşur. Ben 90'ların ortasında bu bilişim dünyasıyla ilgilenmeye başladığımda şeyi gördüm. Paket programlar çıktı. Şimdi bu bildiğiniz çoğu Link, Logo, işte ETA falan gibi yazılımlar o dönemde doğdu. Binlerce böyle yazılım firması vardı. Muhasebe programı, stok programı falan yazıyorlardı. Sonra 2000'ler civarı, 90'ların ortasında çıktı ama 2000'lerde bir pazar doğdu. Web sitesi yazanlar çıktı. Böyle mesela bir kişi oturuyor web sitesi yapıyor. Ben de yaptım. Çok vardır öyle. Bir tane resim koyuyorsunuz, logo koyuyorsunuz, altına bir yazı yazıyorsunuz, $1000 satıyorsunuz. Çünkü onu yapan kimse yok. Firma bir duymuş, internet sitesi diye bir şey var. E-mail herkes atıyor falan. Ben de e-mail istiyorum falan diyor. Onu kuruyorsunuz. Böyle çok iyi paralar kazandığımız oldu. Sektör boş yani. Onu görüyorsunuz. Şimdi de var. Yani mobil uygulama yazacağım diye çıkan. Şimdi biraz doydu piyasa ama belki 5 sene önce falan mobil uygulama cazipken bu işi yapan bir sürü insan vardı. Her 5-10 yılda bir bunu görüyorsunuz. Bilişim dünyasında böyle boşluklar oluyor ve firmalar bu şeylerde geçer, yönetim bilişimde çok anlatılan şeylerden birisidir. Bir amiral gemisinin geri dönmesi 180 derece yarım saat alırken bir uçak gemisinin dönmesi 12 saat alıyor. Yani firma büyüdükçe manevra kabiliyeti düşer. Büyük firmalar bu alana giriyorlar. Şu anda mobille ilgili bir sürü firma büyük işler yapıyorlar. Ve oyun sektörü, mesela benim küçüklüğümde Commodore 64'üm vardı. Böyle 2-3 kişi garajda oturup oyun yazardı ve onlara biz para verip alırdık. Veya çoğu zaman kopya çekerdik, kopya yazılım kullanırdık ama böyle bir sektör vardı ve insanlar kod yazıyordu. Şimdi oyun sektörüne baktığınızda büyük stüdyolarda yüzlerce kişinin çalıştığı, grafiklerinin, ses efektlerinin özel uzmanlar tarafından yapıldığı şeylerden bahsediyoruz. O zaman yoktu bu tip şeyler yazılım alanında. Şimdi dolayısıyla işler büyüyor. Ama büyümeden önce her 5-10 yılda bir teknolojik gelişmelerle birlikte böyle boşluklar doğuyor. İşte biraz önce söyledim, mesela kendi kendine giden bir araç gelecek. Onun içindeki eğlence sistemleriyle ilgili yazılacak yüzlerce yeni alan doğacak ve bunları yazmayı bilen insanlar çıkacak. Ve o alana giren insanlar olacak. Dolayısıyla benim tavsiyem genç arkadaşlara buradaki kıvraklığı kullanmak. Yani o yeni çıkan şeyleri takip etmek. Çünkü siz gençsiniz, kaybedecek bir şeyiniz yok. Bir teknolojiye yatırım yapacaksınız. Tutmazsa riskiniz yok. Öğrenebilirsiniz. Orada daha sektör doymadan, daha o işin büyük oyuncuları işin içine girmeden bir sürü şey yapabilirsiniz. Mobil şu an tabii o şeye baktığınızda, cycle'a baktığınızda sonlarını yaşıyor. O cazipliği açısından çok fazla çünkü doydu. Ama hala daha yapılacak iş var ve genelde genç arkadaşlar yeni başlarken şu önemli bir şey. Yaptığı işin sonunu görebilmesi, bir işin çalışır hale gelmesi ve ondan zevk alabilmesi önemli. Şimdi çok teorik konularla ilgili çalışıyorsunuz ve ürün çıkmıyor ortaya. Tamamen sanal bir dünyada bir şeyler çalışıyor. Mesela bizim veri yapıları dersi vardır. Bilgisayar bilimlerindekiler bilirler. Yazarsınız yüzlerce kod. Sonunda bir 10 gibi bir sayı çıkar orada. Arkada böyle bir sürü linked listler birbirine bağlanır. Oradan ağaçlar, arama algoritmaları falan çalışır. 10. Yani ama arka bilen bilir yani arkadaki. Şimdi bu belki yeni başlayan arkadaş için hoş olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Demotive edebilir. O yüzden böyle mobil gibi, web programlama gibi işler daha cazip olabiliyor. O yüzden başlamak için iyidir. Tavsiye ederim. Para da kazanırsınız. Belli bir yere de getirirsiniz. Ama tabii işin teorik kısmını öğrenin. Yani şu an mobili öğrenip ben iş kurdum, piyasaya girdim, bir şeyler yaptım demek cazip olabilir ama orada kalmayın. Çünkü o iş de orada kalmayacak. Teknoloji gelişecek. Sizin yeniliklere adapte olabilecek kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Peki buyurun hocam. Bir sorun olmaz değil mi biraz uzatsak? 11.30 demiştiniz. Tamam buyurun.